Tarih bize gösterdi ki her dönemin güçleri olmuştur. Bazen altına, bazen deniz yollarına, bazen paraya, bazen nüfusa, bazen de silaha sahip olan kontrolü elinde tuttu. ABD'nin tarih sahnesine etkili çıkışıyla birlikte İngilizlerin aileler üzerinden kontrolüne karşı dolar üzerinden egemenliği seçtiler. Japonya'dan sonra Çin'i büyüttüler. Herkese gerekli gördükleri rolü verdiler. Doğu üretti ABD tüketti. Bir de Doğu'nun hak ettiğini vermedi. Kendi borçlarını Japonya ve Çin gibi ihracat fazlası veren ülkelerin cebinden karşılıyordu. Refahını da tabi. Koronavirüsle birlikte yeni frekansa geçildi. Şimdi herkes stop etmiş durumda. Petrol 18 doları gördü. Konuşan yok. Nereye gidiyoruz diye soran yok. Derin Amerika'yı en iyi bilen gazetecilerden David Rohde çok önemli bir kitap yazdı. Kitabın adı Derinlerde, FBI, CIA ve Amerika'nın derin devleti hakkındaki gerçekler. Yani, in deep, the FBI, the CIA and the torteable American's deep state. Kitapta Trump'ın gücünü büyütmek için derin devlete savaş açtığını anlattı. Kitap net olarak derin devletin aslında Trump'ı istemediğini de yazıyordu. Hatırlayın, Trump Eylül 2018'de bir açıklama yaptı. Açıklamanın nedeni New York Times'a çıkan bir yazıydı. New York Times Beyaz Saray'da ABD'nin demokratik kurumlarını korumak için bir ekibin Trump'la savaştığını açıklıyordu. Trump da bu haberle ilgili artık tehlike yanı başımızda. Anladım ki tanımlanamayan derin devlet ajanları yazdı. New York Times kullandı dedi. Bu olaydan iki yıl önce Trump şöyle meydan okumuştu. Onun kim olduğunu kimse bilmiyor. Seçmenlere gizli gündemlerini dayatmaya çalışan, tanımlanamayan derin devlet ajanları demokrasinin kendisi için gerçekten bir tehdittir. New York Times demokrasiyi korumakla görevli gücün Beyaz Saray'da olduğunu ilan ediyordu. Yazıyı yazan da Trump'ın en yakınındaki isimlerdi. Trump buna rağmen onun kim olduğunu kimse bilmiyor dedi ve devam etti. Ulusal güvenlik gerekçesiyle Gazetenin makaleyi yazan Beyaz Saray yetkilisinin ismini açıklaması gerekir. Trump yönetiminin içindeki direnişin bir parçasıyım isimli makaledeki gizli imza sorunun temeli başkanın ahlaksızlığıdır. Trump gidene kadar demokratik kurumları korumak için birçok Beyaz Saray yetkilisi çalışıyor vurgusunu da yaptı. Gizli kalem Beyaz Saray'da iki başkanlık var. Trump ne derse desin biz bildiğimizi yapıyoruz notu da düştü. Hatırlayın koronavirüs gelmeden önce en karışık devlet ABD'ydi. Trump'ın Rusya ile anlaşıp seçim sonuçlarına müdahale ettiği ve arkasından gelen azil süreci hep manşetlerdeydi. Derin devlet ile Trump çok sık karşı karşıya geliyordu. Derin Amerika'da hala güçlü olan bir akım var ve Trump'ı çok da istemiyorlar. Türkiye, Rusya, Fransa konularında Trump derin devletin bu tarafıyla karşı karşıya geldi. Derin Amerika bu üç ülke ile sorunlarda Pence'i devreye soktu. Pence Ankara'ya kadar geldi. Hatırlayın Trump'ın azil sürecinin arkasında Katolik Nans Pelosi ve Mormon Mitt Romney bulunuyordu. Yani Trump'ı yola getirmek için herkes yoğun çalışıyordu. İşbirliği ortadaydı. Trump yaşanan gerilimlerden sonra büyük ölçüde derin devletin yanına geçti. Ancak onu dinlemeyen bir güç var. Rusya ve Türkiye konuları buna en güzel örnek. Petrol arzı konusunda defalarca anlaşma olmasına rağmen ham petrolün varili 20 doların altında. Rusya iflasa sürükleniyor. Koronavirüs salgınından kurtulduktan sonra bizi harika bir dünya beklemiyor. Yine gerilim dolu, yüksek tansiyonla bezenmiş günler kapımıza dayanacak gibi. Trump da biliyor ki Kasım ayındaki başkanlık seçiminde işi çok zor. İşsizlik rakamlarının hızla artması, piyasaya sürülen dolarların etkisiz kalması Trump'ı düşündürüyor. Her 24 saatte yaşanan binlerce ölüm Trump'ın kabusu. ABD'deki yansımalar 5 kıtada hissedilir. O nedenle tüm sinir uçlarını yakından takip etmek önemli. Önümüzdeki 45 gün dünyanın geleceğini belirleyecek. Çünkü koronavirüs yeni dünya için hazırlandı. Koronavirüs gerçeğini emin olun birkaç kişi bilmekte. Asıl amaç ABD ile Çin arasındaki ritmi değiştirmek. Küreselleşme ve bilgi teknolojisi bir işbirliği çağı oluşturması gerekiyordu. Bunu yerine rekabet geldi. Yeni dünyada yok etmek gücü kadar yönetme gücü de önemliydi. Teknolojik gelişmeler devletlerin doğasını da değiştirdi. İşte burada sorun başladı. Çin kendisine verilen rolü kabul etmiyordu. Çin devleti başka devletlerin doğasını yani sistemdeki rolünü ve Washington olan rotasını değiştiriyordu. Çin'in ağları askeri, ekonomik ve bilgi alanlarını da kontrol etme imkanı sağlıyordu. Bunun sonucu Çin kendini büyüten Washington'ı da bir örümcek gibi sarıyordu. Öyle ki Çin ekonomik pandemi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni sıkıştırıyordu. Bunu Amazon açısından düşünün. Amazon en iyi ürün veya üretime sahip olduğu için değil, baskın bir platforma sahip olduğu için Amerikan ticaretinin sahibidir. Bir satıcının malları ne kadar dikkat çekici ve kaliteli olursa olsun, geleneksel gücü ne kadar büyük olursa olsun, Amazon'dan geçmeli ve Amazon'un kurallarına göre oynamak zorunda. Yani bugün ABD'de satılan 100 kitabın 65'i Amazon'dan gönderiliyor. Çin'de dünyanın ve doğal olarak ABD'nin Amazon olacaktı hesap buydu. Savaş da buydu. Çin'in arkasındaki aileleri düşününce koronavirüsün neden ortaya çıktığını anlamakta zorlanmıyoruz. Bill Clinton'ın Genel Kurmay Başkanı dünyanın yıllarca ABD Sovyet dengesiyle yürüdüğünü söylemişti. Ve mesela bunu Bill Clinton bilmez demişti. Trump da neyi ne kadar biliyor bilemem. Ama uzun süre damadı üzerinden Rothschild'lar ile denge kurmak istedi. Pompeo'le Pence ile çok aktif. Çok ayrıntıya girmek istemem ama derin Amerika ile başı dertte olan her yerde korona etkili. İran'dan İngiltere'ye, İtalya'dan Fransa'ya kadar hep bu. Ve korona çekilirken çok sayıda siyasi ismi de beraberinde götürecek. Trump kalır mı? Çok kişi seçimi kaybetti görüşünde. Haklılık payları var. Yine de Derin devletin yaptıracaklarına razı olup büyük adımlar atarsa şansı var ABD Çin sarmalından ve borçlarından kurtulmak zorunda Ana hedefleri bu bakalım neler olacak Ergün Diler Evet arkadaşlar selamun aleyküm herkese iyi akşamlar diliyorum Yine Ergün Diler hocamızın güzel bir yazısıyla e, sizlerleydim Ergün Diler hocamız çok güzel konulara değiniyor Gerçekten her köşe yazısında birçok yeni şey öğrenmiş oluyoruz. Özellikle Amerika üzerinde duruyor bu aralar. Çünkü dünya ekonomisinin merkezi Amerika. Biliyorsunuz Amerika'da büyük bir olay yaşandığı zaman, büyük bir kriz yaşandığı zaman bu bütün dünyada hissediliyor. Fakat Amerika'nın giderek süper güç olma olasılığının azaldığından bahsediyor ve Amerika'daki bulunan para babalarının Çin'e taşındığını söylüyor. Bu gerçekten doğru olabilir ve bu Olay ilk Çin'de başladı biliyorsunuz. Wuhan Wuhan şehrinde ve oradan bütün dünyaya yavaş yavaş yayıldı. Fakat farkındaysanız Çin bu olaydan kurtuldu fakat Amerika Çin'in 2-3 kat daha fazlasını, daha fazla zararını gördü, yaşadı ve hala bu sayı giderek artıyor. Belki de Çin kendince bir intikam almış olabilir. Yani Çin'in de dünya çapındaki gücü Amerika'dan azım sanacak seviyede değil, bu yüzden Çin belki de intikamını alıyor arkadaşlar. Bu olayda Amerika'dan intikamını alıyor olabilir. Gerçekten şu an dünyada çok büyük arka planda büyük savaşlar yaşanıyor Ergün Diler'in de dediği gibi ve bu giderek artacak arkadaşlar. Bu olay kapandığında inşallah Türkiye'miz çok hızlı bir şekilde yükselişe geçecek çünkü şu an bütün Avrupa ülkelerine Türkiye yardım eli uzattı. Bu siyasi-stratejik bir taktik arkadaşlar. Yarın öbür gün bize karşı mahcup olacaklar ve e, birilerine karşı bizi tercih edecekler diye düşünüyorum. Avrupa Birliği zaten e, biliyorsunuz neredeyse dağıldı bitti. Bundan sonra süreç inşallah Türkiye'nin lehine işleyecek. Bu süreçten en çok yarar sağlayan ülke Türkiye olacak arkadaşlar Allah'ın izniyle. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.